Sana da günaydın, şarkıdaki Serce, camdaki teyze, uykusuz aşığım, sana da günaydın. Hepinize günaydınlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Gördüğünüz gibi bugün sizi sütle karşıladım. Kızımı, eşimi gönderdim. Ondan sonra biraz uyumuşum. Kalktım, kapım çaldı. Çok şükür sütçüm geldi. Sütümü şimdi yine geçen haftaki gibi bu 5 kiloluk tencereme koydum. Yalnız bana çok yazan oldu. Ya kahve fincanı tabağı ya normal küçük tabak koyarsan taşmaz diyen arkadaşlar vardı. Ben de bugün içine bir tane kahve fincanı tabağı koydum. Bakalım test edip onaylayacağım arkadaşlar. Taşıyacak mı, taşmayacak mı? Burada da çayım daha oturmadı. Çayımı demledim. Kahvaltımı güzel yapacağım. Ama yine de ilk defa böyle bir şey yaptığım için korkuyorum. Başından ayrılamıyorum. Sütüm güzel kaynasın. Kahvaltımı hazırlayayım. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Hafta sonu lavaştan pizza, tost yapmıştım biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi böyle iki tane kalmıştı. Arasına sadece sucukla kaşar koydum. Üstüne böyle tereyağı sürdüm. Kendime iki dakika böyle bir tost gibi hazırladım. Sütümden de böyle tıkır tıkır hafiften sesler gelmeye başladı. Henüz kaynamadı. Demin ses vardı ama şu an ses yok niyeyse. Havada yine her zamanki gibi karlı, bayağı bir kar yağıyor. Böyle arkadaşlar şimdi tostum burada pişsin. Bakın. İlginç, arada böyle ses geliyor. Dediğim gibi ben ilk defa sizin önerilerinizi dinleyip de yaptım bunu. Bakalım taşıyacak mı, merakla bekliyorum. Ama az kaldı kaynamasına sanırım. Evet arkadaşlar, bana bu fikri veren arkadaşlara buradan gerçekten teşekkür ediyorum. İsimlerini tabii ki hatırlamıyorum. Hatırlasam tek tek emin olun söylerdim. Ciddi anlamda süt taşmadı. Kendi kendine böyle o tıkır tıkır sesle kaynadı. Ondan sonra da bu şekilde geldi. Gerçekten çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Aranızda benim gibi bilmeyen arkadaşlar varsa, kahve fincanı tabağı attım ufak ve süt hiçbir şekilde taşmadı. Şimdi bunun altını kısacağım. Ben bir 10 dakika falan 15 dakika kaynatıyorum arkadaşlar. 1-2 dakika kaynaması bana yeterli gelmiyor. Bilmiyorum, benim fikrim bu. Ben şimdi içeride güzel kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra işlerime, güçlerime devam edeceğim. Bugün yemek derdimiz de var. Dünkü yemekler bitti. Böyle arkadaşlar sütüm kaynasın. Görüşmek üzere. Bakın kar yağıyor. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Çamaşır falan atmıştım. Onları astım arkadaşlar. Şimdi kaya çiftliğine gidiyorum. Biber salçam bitmiş. Akşam kuru fasulye ıslatmıştım bugün. Allah'tan bir şey çıkmazsa sucuklu kuru fasulye yapacağım. Hem de böyle kar yağıyorken dedim hadi çık yeşim, hem biber salçanı al. Biraz da dolanırım. Konuşamıyorum, gözlerime geliyor. Oradan da eve geçerim. Yemeği inşallah hep birlikte yaparız. Böyle arkadaşlar. Doldurur çünkü ince ince yağıyor. Yerler zaten gördüğünüz gibi yine kaymaya müsait. Böyle arkadaşlar gideyim, işlerimi halledeyim. Eve gidince bu arada dün akşam kitabım bitti. Size eve gidince bahsedeceğim. Yeni kitabıma da inşallah bugün fırsat olursa başlayacağım. Yozgatlılara gelsin bu. Şimdi ben yavaşça böyle usuldan usuldan gideyim. Çünkü size her sefer söylüyorum, Yozgat'ta ne giyerseniz giyin arkadaşlar, yerlerden dolayı çok kayılıyor ve benim artık fobim haline geldi bu. Gerçekten aklım çıkıyor. Gideyim biber salçamı alayım. Ben geçerken arkadaşlar bu kek kalıplarından geliyormuş. Bu perşembe 40 lira görüyorsunuz. Aysun'un bana gönderdiğinin aynısı. Şu benimkinden ama şu da çok güzelmiş. Böyle tencere geliyormuş. Başka da bunlar falan geliyormuş. Ama şu kek kalıbından çok soran arkadaşlar vardı.
Şu bakraç da çok güzel. Markası da Nehir'miş. Eğer ihtiyacınız varsa böyle çekeyim. 101'den de bir şey alacağım. Ondan sonra eve gideceğim. Dondum. -8 derece vallahi. Nefes nefese kaldım. Güya bugün dışarı çıkmayacaktım. İşim yok diyordum. Bir baktım salçam yok. Harika böyle orkideler gelmiş ama hayatta bakamam. Çok güzeller. Aa, kaktüsler gelmiş. Bunlara bakayım. Ama şunlar güzel. Bir de şu güzel. Bir de bunlara bir bakayım şimdi. Ondan sonra alacağımı alayım gideyim arkadaşlar. Dondum. Eve şimdi geldim arkadaşlar. İnanın dondum. Abartmıyorum. Her geçen gün bir gün öncesinden daha soğuk oluyor. Ciddi anlamda ellerimi hissetmiyorum yani. O derece soğuktu. Hemen geldim. Üzerimi falan çıkardım. Fasulyemi böyle göstereceğim size. Hemen haşlanmaya koydum. Sütümde ılımasını bekliyorum. Böyle ufacık bir şeyler aldım. Onları da sizlere göstereyim. Ondan sonra ben kalan işlerime devam edeyim. Ben eve gelince sanki daha çok yağış arttı. Biliyorsunuz indirimlerden böyle Domestos almıştım. Son bir tane kaldı. Mutfaktaki bitmişti. O yüzden bir tek banyodaki kalmıştı. Bir tane böyle beyaz Domestos aldım 101'den. Kuru fasulye yapacağım. Şöyle Cumhuriyet'in sucuğunu aldım. Evdeki çok azdı, yetmez diye. Bir de şöyle kaktüs aldım arkadaşlar. Normalde bu kaktüsler Perşembe günü satışa sunulacakmış. Ama benim girdiğim 101'de baktım var. Ben de hemen aldım. Çok hoşuma gitti. 8 liraydı sanırım. Yanlış olmasın gene ama o civarlardaydı. Fişimi atmışım çünkü. Televizyonun önünde mavi saksım var. Büyük bir ihtimalle ona koyarım bunu. Evdekilerden farklı. Hatta Perşembe günü yukarıdaki 101'e de bakacağım. Çünkü normalde Perşembe günü açılıyormuş bunlar. Ama bu gittiğim 101 erken açmış. Şöyle Kaya Çiftliği'nden biber salçası aldım arkadaşlar. 24 lira 18 kuruş tutmuş. Ben acıyla tatlı biberi karıştırıyorum. 1 kilo demiştim. 1 kilo 212 gram falan gelmiş işte. Vallahi bilmiyorum, hoşuma gidiyor. Oranın biber salçası güzel oluyor. Şimdi bunu kabına yerleştireceğim. Buzdolabına koyacağım. Alışkanlık sanırım. Bakın inanın sırf bunun için çıktım. Yine sucuk hani dedim bir şekilde az da olsa yeterli diye düşünmüştüm. Ama biber salçası olmadan alışmışım herhalde. Yemekler bilmiyorum daha güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Doğudan bir alışkanlık oldu. Annem de çok kullanır biber salçasını. Hatta onun biber salçası da bitmiş. Bir ara böyle buradan alıp göndereceğim anneme de. Bu şekilde aldıklarım arkadaşlar. Çorbamı falan şimdi kaldıracağım. Kuru fasulyemi haşlamaya koydum. Akşam ıslatmıştım. Sabah sizlere göstermeyi unuttum. Sabaha kadar suda beklettim. Bim'in kuru fasulyesi. Ben çok memnunum. Tencerede pişireceğim. Daha önce yapmıştım bir iki kere zaten. Yine sizlerle birlikte yaparız. Sütümüz de bayağı bir sıcak, ılısı. Artık tencerede yoğurt mayalamam harika olmuştu kavanozla. Ben yoğurt yemeyen insan o kadar çok yedim. Anlatamam size. Böyle arkadaşlar şimdi kuru fasulyem haşlansın. Evim toplu bir şekilde zaten. Birazdan bir Nescafe molası vereceğim ama ondan önce fasulyeyi bir ocağa atayım. Bu yeni aldığım kaktüsü şöyle göstereyim size yakından. Benim çok hoşuma gitti. Şunun içine şimdilik koydum. Eşim gelince ya şu içindeki saksıyla, şurada bir tane daha saksı var görüyorsunuzdur. Ya onunla tekrar buna koyacağım ya da komple eşime diktiririm. Bu kabaklarımı da mavi, koltuklar pembe olduğu için böyle mavi koydum. 3 tane koymadım, 2 tane koydum. Bunu da bu şekilde buraya yerleştireceğim ama şimdilik dediğim gibi içine koydum. Saksısını büyük bir ihtimalle çıkartırız. Şimdi size bir şey daha göstereceğim ben. Bu camın önündeki kaktüsleri biliyorsunuz. Şuna bakar mısınız? Bu böyle yukarı doğru atmaya başladı. Bunu böyle camın önüne geldikçe seviyorum. Bunun büyüdüğünü görmek çok hoşuma gidiyor gerçekten. Diğerlerinde bir şey yok ama Allah'a şükür iyi durumdalar. Yalnız bu böyle öldü arkadaşlar. Bargello'daki beyefendi Yaren'le bana hediye etmişti bunu. Hepsine aynı ölçüde su veriyorum. Bu neden öyle oldu bilmiyorum. Toprağı az demişti oradaki beyefendi. Çok az eklemiştik ama bakın yine toprağı az bunlara göre. Vallahi bilmiyorum. Perşembe günü A101'den başka kaktüs bakacağım onun için. Kar da hala devam ediyor. Allah dışarıda olan herkese yardım etsin. Bugün anormal bir soğuk var ciddi anlamda. Şimdi böyle biber salçamı sizlerle birlikte boşaltayım. Ben bu tapır kabıma koyuyorum. İyi oluyor. Yeterli de geliyor buna. Az önce söylemiştim sanırım. Ben böyle karışık alıyorum. Acıyla tatlıyı karışık alıyorum arkadaşlar. Bakın
Gayet güzel. Genelde Hatay'dan geliyormuş oraya bu biber salçaları. Ben memnunum. Hataylı arkadaşım Elif de bana sağ olsun Hatay'dan gelirken böyle biber salçası çok getirirdi. Gerçekten Hatay, Adana o tarafların biber salçaları güzel oluyor. Bunu böyle boşalttım. Tam geldi. Fasulyem de haşlanmadı. Daha suyu kaynamadı. Yemek ocağa atılınca insanın bütün işi bitmiş gibi oluyor. Birazdan bir Nescafe yapacağım. Kekimden de bir dilim keseceğim. Sizlere de göstereceğim. Akşam göstermedim biliyorsunuz. Şöyle kapatayım. Şöyle havasını da alayım. Dolaba kaldırayım. Bunu da çöpe atayım arkadaşlar. Kuru fasulyem çok güzel bir şekilde haşlandı arkadaşlar. Soğanımı kavurdum. Buzluktan kırmızı kapya biber çıkardım. Sivri biber, domates sosu, biber salçası, domates salçası bu şekilde biraz kavurdum. Birazdan suyunu ekleyeceğim. Ben sucukları bu aşamada koymuyorum. Fasulyelerimin pişmesine yakın. Sucuklarımı burada zaten kestim. Fasulyeler pişmesine yakın. Sucuğu tereyağında kavuruyorum. Ondan sonra üzerine döküyorum. Tabii ki o aşamaları sizlerle birlikte yapacağız. Şimdi birazdan suyunu ekleyeceğim. Fasulyemi pişmeye bırakacağım. Bir tek pilavım kaldı. Yanına da soğan keserim. Mis gibi turşu çıkarırım. Bugün karnımız bu şekilde doyar. Rabbim olmayanlara versin inşallah. Yemeğimin suyunu ekledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Düdüklü de yapmadığım için suyunu bol koydum. Anca pişer. Suyunu da bayağı çektireceğim zaten. Çok aşırı sulu sevmiyorum fasulye yemeğini. Şimdi bu burada pişe dursun. Ben 2 dakikada bir Nescafe içeceğim. Balkonda biraz keyif yapacağım. Nescafe'mi böyle süt tozumu falan hazırladım. Dün akşam yaptığım keki sizlere göstereceğim. Akşam birer dilim yedik. Gerçekten çok güzel olmuştu. Böyle yakından göstereyim. Zaten biliyorsunuz beyaz çikolatayla da süslemiştim. Şimdi Nescafe'nin yanına bir dilim keseceğim. Ve sizlere göstereceğim. Şöyle ince bir dilim kestim. Gördüğünüz gibi hala yumuşacık. Çok güzel bir kek oldu. Evdekiler çok beğendiler. Akşam afiyetle yediler. Aslında bunun yarısını buzluğa koyacaktım. Akşam niyetim öyleydi ama sonradan unuttum, daldım herhalde böyle. Çikolata da şöyle yakından göstereyim. Böyle donuyor zaten üzerinde. Şeklinde falan hiçbir değişiklik olmuyor. Yemeğim pişerken şimdi ben ne yapacağım? Bir dakika. Bunu isterseniz bu şekilde indirebiliyorsunuz da ama ben akşam çikolatasına değmesin diye böyle yukarı kaldırmıştım. Şimdi indireyim. Bunda da böyle lekeler kalmış. Biraz su lekeleri. Kekim şöyle. Yemeğimin altını kısayım. Kısık ateşte yemeğim pişsin. Daha sonra da pirincimi suya koyacağım. Dün bir arkadaş bana soruyor. Yeşim abla, Nescafe küle yapıyor mu? Ben diyetteyim falan diye. Dedim vallahi canım Elif'e sor. Elif hani sürekli içiyor. Benim dedim hani diyetle ilgili bir bilgim yok. Nescafe'nin kilo yapıp yapmadığını bilmiyorum dedim. Gerçekten de bilmiyorum. Şimdi böyle Nescafe'mi, kekimi alayım. Güzel manzaram eşliğinde bunları içeyim, yiyeyim. Sonra da geleyim pirincimi suya koyayım, kalan işlerimi yapayım. Saatte 3 oldu bu arada arkadaşlar. Şöyle kekimin yanına Nescafe'mi koyayım. Kar anca dinmiş gibi ama yavaştan gene yağıyor. Ben burada sizlere bir şey göstereceğim. Bir gün önce kitabımı bitiremedim ama dün gece Gülserem Budayıcıoğlu'nun Hayata Dön kitabını bitirdim. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. İstanbullu Gelin zaten bu kitaptan esinlenerek çekilmiş ama filmle alakası olmayan bir kitaptı. Gerçekten çok çok güzel bir kitaptı. Gülseren Budacıoğlu'nu bilenler zaten kendi hastalarının birebir gerçek hikayelerini yazıyor, paylaşıyor. Ben çok beğendim. Hele sonu harikaydı. Şimdi sırada ne var? Tabii ki yine Gülseren Budacıoğlu'nun dün değil önceki gün almıştım.
Kral Kaybederse kitabı var. Allah'tan bir şey çıkmazsa buna bugün başlamayı düşünüyorum. Ama kitapları bir hafta içinde bitiriyorum arkadaşlar. Böyle bir gün içinde çok fazla okuyamıyorum. Migrenim olduğu için baş ağrısı çok fazla yapıyor. Zaten gözlüğüm burada, gözlüksüz asla yakını göremiyorum. Yazılar çok küçük geliyor. Bu kitap bana soran olmuştu hani okuduktan sonra fikrini söyle diye. 398 sayfa. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bir de bir kişinin böyle hikayesi değil, hasta olarak giden birkaç kişinin hikayesi anlatılıyor genelde kitaplarda. O da böyle güzel oluyor. Bu da 384 sayfa. Şimdi bunu çok merak ediyorum. Sürekli yazan arkadaşlar var. Harika diye. Bir an önce başlayacağım. Ağır ağır böyle okuyacağım inşallah. Ondan önce tabii şöyle manzaram eşliğinde bir Nescafe'mi içeyim. Yemeğim de orada pişsin. Kar ben durdu dedim ama hala yağıyor. Görebiliyor musunuz bilemiyorum. O zaman bana afiyet olsun. Kitabı ara verdim, Nescafe'mi bitirdim, baktım sütüm ılmış arkadaşlar. Bu bir tane kavanozum dolapta yarıya kadar kullandım, son o kalmıştı zaten. Gerçekten çok güzel olmuştu yoğurtlar, ev yoğurdu gibisi yok. 1 kiloluk kavanozlara böyle güzel mayaladım. Şimdi geçenki gibi kapaklarını kapatmayacağım, kapakları burada duracak. Eteğin önüne battaniye serdim, üzerlerine de güzel temiz havlu kapatacağım. 5 saat sonra bakacağım, ondan sonra biraz böyle oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldıracağım. Yine güzel tutacak ve ben yine inşallah sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yemeğim de hala pişiyor. Oraya da pirinçler için su koydum. Pirinçlerimi suya bırakacağım. Şimdi bunları içeri getireceğim. Tekrar kitap okumaya devam edeceğim. Böyle sütüm kaldı. Bunu da kavanoza boşaltacağım. 1 kilo kadar var sanırım. Bununla da Allah kısmet ederse yarın öbür gün sütlaç yapacağım. Sütlaç bayağı bir pişti arkadaşlar. Az bir tereyağında böyle biraz sucuklarımı ufak ufak kestim. Biraz da böyle pişecek. Kuru fasulyem tamam olacak. Şimdi sucuklar biraz böyle kavrulsun. Fasulyeyle buluşturalım. Şimdi şöyle fasulyemizi karıştıralım. Görüyorsunuz pişti sayılır. Böyle özdeşmiş zaten, o şekilde seviyorum. Sucuğumun altını kapatayım. Şimdi sucuğumla bismillahirrahmanirrahim yemeğimi buluşturdum. Yağını da böyle döküyorum. Şimdi sizlere yakından göstereceğim. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika oldu. Biraz da böyle kaynasın. Suyunu birazcık daha çeksin. Ondan sonra fasulyemiz tamamdır. Gerçekten bu Bim'in kuru fasulyesi çok güzel oluyor. Böyle bir arkadaşta görmüştüm. Çok methetmişti. Ondan sonra sürekli alıyorum. Cidden çok güzel. Böyle soyulma falan olmuyor. Evet, fasulyemiz bu şekilde. Şimdi kapağını kapatayım. Biraz daha pişsin. Yemeğimiz tamamdır. Şimdi sıra ne de bol tereyağlı güzel pilav yapmakta arkadaşlar. Böyle güzelce kavurdum. Şimdi güzel suyunu ekleyeceğim. Tuzunu falan da koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Göz kararı yaptığım için bu sefer tencerem de küçük, şöyle bir bakayım. Tamamdır. Ağzını kapatalım, altını kısalım, pilavımız da olsun. Bugünkü yemek faslı bu şekilde bitsin arkadaşlar. Çok şükür. Yaptığım lahana turşusundan çıkardım. Böyle soğan, domates kestim. Fasulyelerimi böyle taslara koydum. Çünkü kızım böyle pilavın yanında çok sevmiyor. Pilavlarımı da bu şekilde tabaklarıma aldım. Her zamanki gibi çok güzel tane tane oldu. Burada da kendi yaptığım ev yoğurdu.
Salata yapmadım. Zaten kuru fasulye olunca biliyorsunuz başlı başına turşu ve soğan yetiyor. Ben domateste de soğanı çok seviyorum. Fasulyem sucukluydu. Üzerlerine böyle pul biber gezdirdim. Pilavım da bol tereyağlıydı. Eşim geldi, içeride soframızı getirdim. Şimdi hızlı bir şekilde yemeklerimi içeri getireceğim. Soğutmadan ağız tadıyla güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Rabbim olmayanlara versin, bizlere de inşallah bin bereket versin. Böyle kuru bakliyatları ben arada yapıyorum. Her zaman yaparsam evdekiler çok sevmiyor ama böyle arada yaptığım zaman bayıla bayıla yiyorlar. O zaman bize afiyet olsun. Şu an herkesin yemek saatidir. Herkese de afiyet, şifa olsun inşallah. Artık kapanışta görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Biz şimdi yemeğe geçiyoruz. Yemek yendiyse sırada ne var arkadaşlar? Türk kahvesi. Dün akşam içmemiştik. Hemen şimdi eşimle kendime yaptım. Evet arkadaşlar, böyle bir sunum hazırladım bu akşam. Şöyle güzel her zamanki gibi bol köpüklü kahvelerimizi yapalım. Ara ara hala bu makineden memnun olup olmadığımı soran arkadaşlar oluyor. Gerçekten çok memnunum. Kahvesi köpüklü ve çok güzel oluyor. Şöyle doldurdum. Gördüğünüz gibi bol köpüklü akşam keyfimiz, yani akşam kahvelerimiz hazır. Biraz da başım ağrıyor arkadaşlar. İnşallah iyi gelir. Vallahi yemekten sonra eşimle Karaca'ya gittik. Bakayım dedim, hani hemen bugün alayım istedim. Seçemedim. İnanın hiçbir şey seçemedim. Eşim bana bıraktı. Ne istiyorsun al dedi. Ben hiçbir şey seçemedim. Geri geldim. Ya yarın ya da öbür gün tekrar gideceğim. Kendimi de böyle çok zorlamak istemedim. Hani istemediğim bir şeyi almak istemedim. Her neyse arkadaşlar, şimdi kahvelerimi soğutmadan içeri geçiriyorum. Bu çikolataları geçen Migros'tan almıştım biliyorsunuz. Bu güzel kaktüsüm de ortada. Elif'e tekrar teşekkür ediyorum. Tepsileri gerçekten büyük bir keyifle, zevkle kullanıyorum. O zaman bize afiyet olsun diyorum. Yalnız burada vedamı da etmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah severek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone olmayı, bana destek vermeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Dün bana çok destek verdiniz. Çok güzel mesajlar yazdınız. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.